Ve şimdi sırada milyonlarca çalışanın merakla beklediği o haber var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret tespit komisyonunun Aralık ayının ilk haftasında toplanacağını açıkladı. Çalışanları da enflasyondan koruyacak bir rakam belirleneceğini söyledi. Bakan, sözleşmeli personelin kadroya geçişiyle ilgili çalışmanın da tamamlandığını açıkladı. Enflasyonun ücretleri, reel ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak bir asgari ücret uygulamasını gerçekleştireceğiz. Asgari ücret tespit komisyonu toplantısını işaret etti. Çalışanları enflasyona karşı koruyacağız dedi. Herkes şunu bilsin ki Türkiye'nin emekçilerini enflasyon karşısında koruyacak sosyal devlet duyarlılığı ile işe başlıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2023 yılı bütçe sunumunu yaptı. Sözleşmeli personelin kadroya geçiş çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ayın içerisinde, yani yalnız o kesin, bu ayın içerisinde onu uygulamaya geçireceğiz. Ne yapacağız? Onları kadrolu hale getireceğiz. Devlette çalışan, sözleşmeli vesaire. İnanır mısınız? 32 çeşit sözleşmeli personel uygulaması var. 42 işçinin hayatını kaybettiği Amasra'daki facia içinde bu madenin sorumlu olduğunu raporlarımızda ortaya koymuşuz dedi. İşletme müdürüne bağlı güvenlik ve iş sağlığı müdürlüğü olmaz. Onun otoritesinin altında düzenleme yapamaz. 2015 yılında bu madeni kapatmışız. Her yılda bu madene ceza kesmişiz. Bunu yargıya götürmüş maden, yargı kararıyla açılmış. Patlama olmadan önce saat 11 civarında bir fan bozulmuş. İşletmenin hemen işi durdurması lazım. Yargı sürecine intikal etmiştir. Kusurlar ortaya çıkacaktır.